kahraman kuyağına doğmuştu. Yar Bay Mustafa Kemal'in Tekirdağ gelişimi desteğini alarak ülkemizin elde edip savaşın kaderini değiştirmeye başarmıştır. Tekirdağ, Çanakkale Savaşları sırasında cepheye lojistik destek karşı karşıyaydı. Çanakkale zaferleri Cumhuriyetimizin ön sözüdür. Burada bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kulak verelim. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 100. yılda birçok etkinlikler ortaya koyduk. Bu etkinlikler çerçevesinde de birinci aşamada Çanakkale Tekirdağ'dan başlar panelimizi bugün hep beraber izleyeceğiz. Daha sonra önümüzdeki 22 Şubat'ta bir yürüyüşümüz var. Tekirdağ'dan başlayıp 57. alayın uğurlandığı sahile kadar yürüyeceğiz. Daha sonra diğer etkinliklerimiz var. Yalnız şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Çanakkale Türk'ün gururla 7 düvele ülkemize gelmek isteyen, ülkemizi ele geçirmek isteyen emperyalist güçlere bütün gücünle ve bütün ruhunla, bütün heyecanınla karşı koyduğu bir zaferin, bir destanın günümüze kadar uzanan ve yüzyıllar boyu Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ilelebet gururla anacağımız bir tarihtir. Bu duygularla bu panellerin, bu katılımların çok daha fazlasını inşallah önümüzdeki günlerde hep beraber bu etkinliklerde göreceğiz. Değerli arkadaşlarım. Çanakkale'de ne işi vardı Gelibolu'da? Biz mi çağırdık? Davet ettik. Ama torunları dedeleri burada öldü diye geliyorlar. Onların öldüğü toprakları görmek, yaşadığı olayları seyretmek, bir daha anmak üzere Çanakkale Yarımadası'nı dolduruyorlar. İşte ben buradan Çanakkale Savaşları'na girmek istiyorum. Çanakkale Savaşları'nda Tekirdağ'ın rolü neydi? Baştan şunu ele alalım. Gene biraz evvel Sayın Başkanımızın söylediği gibi Tekirdağ lojistik merkeziydi. Bu lojistik merkezi olarak sağlık, çünkü nerede harp varsa orada yaralı var, şehit var. Bunların bakıma ihtiyacı var. Bunların gömülmeye ihtiyacı var. Bunların defnedilmeye ihtiyacı var. Bazı meselelerin karşılanmasına ihtiyacı var. Gıda maddesi Tekirdağ'dan bahsediyoruz yalnız. Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara ve Tekirdağ'dan temin ediliyordu. Bakın, Tekirdağ'ın dışına çıktığımız zaman, eski dışına, şimdi Tekirdağ içinde kaldı, askeriye fırınları vardı. Bu askeriye fırınları neden konmuş acaba, yapılmış? Muhtemel bir savaşta ihtiyaçlarımızın karşılanması için.